Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Satış uzmanı Sayın Gülnaz İpek bizlerle birlikte satış uzmanlığına giden yolda aslında kendisini neler destekledi? Mağazacılık nasıl bir iştir? İnsana neler katar? Satış uzmanlığında neler yapılıyor? Pazarlama projeleri var mı? Yani bir şeyi pazarlarken konut kendisinin alanı nasıl bir yol izliyorlar? İnsanlar nasıl yaşıyor bu hayatta? Duygularını neler tatmin ediyor? Kendilerini neler mutlu ediyor? Bu kadar insanlarla iç içe olan işlerin hepsinde çalışmış çok değerli, çok güzel bir konuğumuz Gülnaz İpek Hanım'ı sizlerle tanıştırıyorum. İşte buyurun karşınıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsunuz bu arada. Teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Sağ olun. Gülnaz Hanım, aslında şöyle bir toparlamaya çalıştım. Yani mağazacılık kariyerinden, size olan katkılarından, şimdiki pozisyonunuz satış uzmanlığına gelen süreçte her bir adım mutlaka size bir şeyler katarak geldiniz bu zamana kadar. Ama aslında Gülnaz İpek kimdir? Evet, Gülnaz İpek bir çocuk annesi. Yetişkin üniversite okuyan bir oğlum var. Maşallah. Evet. Allah bağışlasın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Erken evlenmenin. Şimdi onu diyecektim yani. Bu şaka gibi geliyor insan bunu dediği zaman. Oluyor, evet. Yalan söylediğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok evet, naziksiniz. Sağ olun. Anneliğimin yanında tabii ki hayata tutunma amacımız farklı oluyor. Herkesin amaçları var, hayalleri var. Birçok nedenleri var. Dolayısıyla küçük yaşta anne olduktan sonra bir süre çalışma hayatına ara verdim. Bir 5 yıl kadar. Hı-hı. Anneliğimi doya doya yaşadım. Oh, sonrasında, çok güzel. Sonrasında tabii ki ufaktan emlak işleriyle hayata başladım. Aslında onun evliyatında onun evliyatında Gülnaz İpek neler yaptı değil mi? Evet. Çok merak ediyoruz. Onun evliyatında medya sektörü, şov pazarlama, biraz bahseder misin mağazacılık, o isimlerden? Çok dışa dönük bir yapım olduğu evet. için insan işlerini seviyorum. Hayatı, yaşamayı, pozitif belli. Olmayı çok seviyorum. İnsanlara faydalı olmayı da seviyorum. Yaptığım işi titizlikle yapmayı seviyorum. Aslında ilk hayata başlamam mağazacılıkla başladım. Mağazacılık insana çok şey katıyor. Çok dinamik. Birebir satış, birebir insan ilişkileri, insanların ihtiyaçlarını karşılamak. Efendim hoş geldiniz, buyurun. Değil mi? Yani böyle güzel sunumlar değil mi? Mi? Ne kadar güzel yani. Evet. Çok zor kesinlikle. Diye düşünüyorum. Evet. Ama ne katıyor Allah aşkına söyler misiniz Gülnaz Hanım? Yani mağazacılık yaparken insan neyi anlıyorsunuz? İnsan psikolojisini mi anlıyorsunuz? Gördüğünüz zaman bu alır almaz öyle oyunlar mı yapardınız? Neler yaşıyordunuz o dönemde ben çok merak ediyorum. Şimdi mağazacı arkadaşlarımız da var. Onlardan alışveriş yaparken falan ama duygularını bilmiyoruz. Size sormak istiyorum. Evet. Aslında her müşteri ayrı bir karakter. Değil mi? Mutsuzu, mutlusu, agresifi. Sorumlusu, sorunsuzu, her türlü çeşit insan var. Var. Ama önemli olan sizin hayata bakış açınız önemli. İşinizi sevmeniz çok önemli. Çok. İşinizi sevdiğiniz zaman her şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz. Artık insanların gözüne baktığınız zaman ne istediğini, ne aradığını yani duruşundan anlayabiliyorsunuz. O ne yüzden, kadar güzel bir şey değil mi? Kesinlikle. Bunu anlıyor olmak ne kadar kesinlikle, güzel bir şey. İnsanları yönlendirebilmek, ihtiyaçlarını karşılamak. Bunlar şey, çok önemli. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? İnsanın hayattaki yaptığı en büyük iki seçimden bir tanesi evlilik, bir tanesi iştir ya. Evet. Evlilikten önce mağazacılık gibi bir sektörü seçin diye düşünüyorum. Çünkü insanları tanıyın ki yani evlilik seçimini yaparken bu size çok faydası olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok çok doğru. Aldatamazlar sizi yani. Çok güzel. Mağazacılık harika deneyimler katmış size. İnsanlarla bu kadar yakın olmak. Şimdi de bunu kullanıyor musunuz? Yani bu şimdi evet. Hala değil mi? İşinizde kesinlikle. Geçerli değil mi? Kendimde de kullanıyorum. Hmm. Yani giyim tarzımız olsun, hayata bakış açımız olsun, insanları tanımak olsun. Yani her alanda bu... Sahte mi, gerçek mi evet. Değil mi? Yani beden dili eğitimi de aldık. Yani insanların el hareketleriyle, bakışlarıyla, mimikleriyle size ne demek istediğini aslında çok iyi anlıyorsunuz. Zaten bazı insanlar enerjisini bile size hissettiriyor. Değil mi? Çünkü onu bile anlıyorsunuz. İnsan sarrafı oluyorsunuz bir yerde. Sevgili arkadaşlarım, bakın hayatta gerçekten çok önemsiyorum ki psikoloji bilimini. Bu bilimi eğer doğrudan almadıysanız, mağazacılık sektörü gibi bir sektörde çalışırsanız size bu
imkan bir şekilde geliyor zaten, kendiliğinden geliyor. Bunu da hayatınızın her evresinde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Düşünsenize, insanların enerjisini bile hissediyorsunuz diyor Gülnaz Hanım. Ne kadar güzel bir şey. Şimdi gelelim bu kadar işten sonra, yaptığınız bu kadar güzel şeyden sonra siz artık bir satış uzmanısınız ve çok önemli bir şirketin satış uzmanısınız, biliyoruz. Şimdi bir de yeni bir projeniz var sizin. Evet. Nerede? Başakşehir'de. Evet. Şimdi bu projeden biraz bahseder misiniz? Sonra başka sorularım olacak onun üstüne. Nasıl bir proje? Şimdi aslında insanların, yani artık İstanbul bir metropol oldu. Aynen öyle. O kadar çok dolup taşıyor ki yer kalmadı. Yerliler, otopark yabancılar. Sorunu, trafik sorunu. Dolayısıyla bu bölge yeni, nasıl diyeyim, kentleşmekte olan bir bölge ve artık yeni yapılan yol çalışmalarından, yollardan artık uzak mesafe de kalmadı. Metro, 20 dakika, 25 dakika yani havaalanına ulaşım. Normal. Dolayısıyla hem kaliteli bir yaşam, herkesin ihtiyacına cevap verebilecek, her tür ihtiyacı barındıran tüm özelliklere sahip 4500 konutluk projeler yapıyoruz. Ciddi ve büyük proje. Çok büyük projeler. Dolayısıyla hem proje kaliteli bir yapı, mimari, marka. Sosyal olanakları. Kesinlikle çok sosyal iyi. Olanakları, yaşam kalitesi. Çok iyi. Çok önemli. Dolayısıyla bunların hepsini sunduğumuz için, ihtiyaca karşılık ve cevap verdiğimiz için böyle projeler yapıyoruz. Gülnaz Hanım, sanki hayat biraz daha böyle site yaşamına mı evriliyor? Evet. Daha düzenli, her şeyinizin elinizin altında olduğu, çocuğunuzun oyun alanları, sizin aktivite yapabileceğiniz yüzme, fitness, sauna, bunların hepsini, çünkü hepsini karşılayacak olması çok önemli. Çünkü hepimiz iş hayatında, normal hayatımızda bir koşuşturma içerisindeyiz. Evimize gittiğimiz zaman bir düzen, bir huzur arıyoruz. Oturduğumuz yerde de böyle bir oluşum varsa başka bir şey daha ne istersiniz diyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Hayatta kaybolan o zamanları, yolda geçen zamanları bir şekilde böyle telafi ediyorsunuz. Evet. Peki şimdi başka sektörlerde, medya sektöründe de satış yaptınız, mağazacılık sektöründe satış yaptınız. Evet. Proje satış uzmanı olmakla onları kıyasladığınız zaman nesi çok farklı ya da nesi çok benzer? Şimdi aslında satış dediğimiz zaman satışın mantığı hep aynıdır. Yani pazarladığınız ürünü tanımak, ihtiyaçları bilmek, karşınızdaki müşterinizin, kişinin ihtiyaçlarını bilerek o yönde yönlendirmek, o kişinin hayallerini, daha doğrusu hayal kurmasını sağlamak ihtiyacına göre. Evet. Çok güzel. Bazen insanlar ihtiyaçtan bir şey almak istemiyorlar. Hatta bir şey satmamızı istemiyorlar. Dolaşmaya onlar geliyorlar. Onlar yenilik böyle arıyorlar. Mutlu olmak istiyorlar. Mutlu olmak istiyorlar. Bir de hepimizin hayalleri olduğu için bazen ne istediğini bilmiyorlar. Yok. Ama bizler satışçılar onların hayallerini keşfedip o yönde onlara yardımcı olduğumuz zaman onlar çok mutlu oluyor. Biz de öyle değil miyiz? Aslında öyleyiz. Değil Keşke mi? Karşımızdaki insan bizi anlasa da, hayallerimizi, duygularımızı anlasa da, bizim istediğimiz bir şeyi biz istemeden verse bize. Evet. Ne kadar mutlu oluruz değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Beni nasıl anladınız ya? Evet. Değil mi? Yani şimdi satışçı da böyle yaparsa, ya harikasın ya diyebilir yani hani müşteri. Gerçekten tam istediğim şeyi buldum. Böyle şeylerle çok karşılaşmışsınızdır değil evet. mi? Bu işte yaşadıklarımız, tecrübeler, profesyonellikler bu durumu pekiştiriyor. Peki bir ürünü satmakla bir evi satmak arasında tatmin duygusu açısından nasıl bir fark olduğunu düşünüyorsunuz? Hem satışçı olarak hem de alan müşteri olarak mesela ne fark var? Onda da mesela bir ceket satıyor olsanız evet o da çok mutlu olur ceketi giydiği zaman. Bir taraftan da ev satıyorsunuz. Hani evet tabii ikisinin arasında fark var ama hayat insanların böyle kendi duygularını tatmin etmesidir ya. Nasıl bir fark var arada sizce ya da fark yok mu? Aynı mı? Aslında şimdi konut satmak daha başka oluyor. Başka. Çünkü orada bir yaşam satın alıyor. Yani mesela mont veya ceket veya bir kalem satın aldığın zaman daha geçici bir mutluluk oluyor. Doğru. Ama konut, ev bir dünya satın alıyor ve hayali gerçek oluyor. Daha büyük hedefleri oluyor. Doğru. Ama mesela çok beğendiğimiz bir şey hemen alabiliyoruz. Ama konut öyle değil. Hemen istediği zaman değiştiremiyor. Doğru. Hemen gidip alamıyor. Evet, alamıyor. Bir şeyler yapması lazım. Birikim yapması lazım. Ona göre gelir olması lazım.
Bu proje şu an ne aşamada? Şu anda kaba inşaat halinde. Satışlar başladı mı? Satışlar henüz başlamadı. Hmm. Çünkü günümüz şartları ve piyasalar beklemeyi gerektiriyor. Lansmana hazırlanıyoruz ama biraz daha beklememiz gerekiyor. Peki piyasalar. Siz şirket olarak 2023'ünü nasıl görüyorsunuz? Neler bekliyorsunuz 2023'ten? Hı hı. Yani şimdi 2022'yi geçirdik ya. Hı hı. Konut sektöründe de böyle sanki böyle bir bekleyiş hakimdi gibi. Evet. Hani yani fiyatların çok hızlı bir şekilde artıyor olması, dolara endeksi olarak ürünlerin, girdilerin. Peki bu 2023 nasıl olacak diye düşünüyorsunuz? Ya da böyle toplantılarda mutlaka sizle konuşuyorsunuzdur. Ne beklentisi var sizde? Şimdi tabii bu belirsizlik, değil bekleyiş mi? İnsanı biraz düşündürüyor. Aynen. Ama tabii ki pozitif olup olumlu bakmak gerekiyor. Değil mi? Her zaman fırsatları biz yaratıyoruz. Yani dezavantajı fırsata çevirmek gerekiyor. Her dönemin düşüşleri var, iyi yanı var, yükselişi 70'lerde var. 70'lerde her şey iyi mi gitti, 80'lerde evet. iyi mi gitti, 90'larda iyi mi gitti, değil mi? Yani sanki kesinlikle. Böyle bakınca hı-hı. 2022'de her şeyin mükemmel olmasını beklemek de çok daha ne değil mi? Evet. Doğru bir şey olmuş olmuyor. 2020'lerde işte bir öyle olacağız, bir böyle olacağız şeklinde. Hayat böyle bir şey aslında, değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani iyi bakmamız gerekiyor. Her şeyin iyi olması için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz de yani iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü hep böyle her şey bu şekilde gitmeyecek tabii gitmeyecek, ki. Peki, o yüzden... Peki bugün mesela sizin projenizden bir ev satın alan kişi, hı hı. bu evin seneye kesinlikle değerleneceğini bekleyebilir mi? Tabii ki. Yani şu anda veya sonrasında yapılan her yatırım, yani toprağa olsun, hı. eve... Hı. veya bir mülke, daireye, ne olursa olsun yapılan her yatırım karşılığını kat ve kat alır. Hı-hı. Ki metropolde yaşıyoruz. Hı-hı. Yani İstanbul'un neresinden alırsanız alın, hı-hı. yani kesinlikle %100 getirirsiniz. Neresinden alırsanız alın. %1000 diyeyim artık. Yani çünkü zaten şu andaki fiyatlar çok uçmuş durumda. Uçmuş durumda. Evet. Peki bu uçmuş durumda olması site hayatının aslında biraz daha fazla, madem bu kadar parayı vereceksiniz, hı-hı. böyle sosyal donatısı olan, bu kadar güvenlikli, özellikle bir projeden ev almakla daha akıllıca bir yatırım yapmalarını hani ister misiniz, ya da bu daha akıllıca bir yatırım mıdır sizce? Normal herhangi bir şekilde dışarıdan cadde üstü ya da işte bir mahalleden bir ev almakla projeden ev almak arasında sizce bir fark var mı? Elbette. Yani daha kaliteli bir yaşam, daha kaliteli standart yüksek oluyor. Oturan kitle farklı oluyor. Hmm. Yani orada bir yaşamı satın alıyorsunuz. Hmm. Tabii ki bütçenize göre yapılabilen her yatırım doğru yatırımdır. Yeter ki bir hani bütçenize göre doğru. yatırım yapın. Doğru. Yapmak gerekir. Çünkü yaptığınız zaman hayatınızı garanti altına alırsınız. Hmm. Ama çok da önemli değil bu. Yani nasıl yaşam tarzınız size neyi söylüyor, neyi fısıldıyor değil mi? Yaşam tarzınız. Siz evet. nasıl bir insansınız? Belki sahilde yaşayacak bir insansınız. Kendiniz gidip de oradan almayacaksınız. Ama belki evet. de siz daha çok güvenliği önemseyen, işte evet. dışarıda işte vakit kaybetmeyeyim, ben işten geldikten sonra saunam olsun, ne bileyim işte gym oraya gideyim, fitness'ım olsun diyen bir insansanız da gidip dışarıdan bir mahalleden ev almazsınız. Çünkü sizin eve geldikten sonra zaten zamanınız çok olmayacak ki, bir yere yazılacaksınız da her gün gideceksiniz de bunu sürekli değil mi hale getireceksiniz. Kesinlikle. Kışı var, yazı var. Evet, bu çok önemli. Zamandan tasarruf edersiniz. Ama o standartta bir geliriniz yoksa küçük yerde de oturabilirsiniz. Doğru. Önemli olan hayata bakış açımız. Çok güzel mutlu söylediniz. Olmak, yani mutlu yaşamak. Çok güzel söylediniz ya Gülnaz Hanım. O kadar evet. güzel bakıyor ki, eğer standartınız varsa, hani bunu alabilecek bir gücünüz varsa, hani diyor tabii ki böyle avantajları var. Diyelim ki yok diyor. O zaman hayata mı küssünler yani, değil mi? Tabii ki hayır. Olmayanlar da ne yapsınlar? Kendi daha çok böyle istedikleri, o güzel duygularını tatmin edecek olan bir şeyler yapsınlar değil mi? Hani evet, kendileri için. Evet, oturdukları hayatı, evi güzelleştirsinler. Evet. Hayatı güzelleştirsinler, bakış açılarını güzelleştirsinler değil mi? Belki kesinlikle. O ev çok daha güzel gelecek. Belki fazlalıkları atarsanız, ihtiyacı olan insanlara verirseniz mesela daha güzel bir duygu hissedeceksiniz. Onlar böyle boşalınca ev daha böyle bir kendine gelecek, daha bir belki ferahlayacak serin. Ne bileyim yani hani bunlar da bir güzelliktir. Kesinlikle. Bir ne bileyim güzel aydınlatmalar yaparsınız, bazen mum yakarsınız. Çoğu kişinin elde edemediği huzuru da yakalarsınız böyle değil mi?
Kesinlikle. Yani Gülnaz Hanım, sizden bunları duymak da çok güzel bir şey. Hani böyle bulunduğunuz ortamı güzelleştirin. Peki proje satışı aslında başlı başına bir iştir değil mi? Daha önceki satışlar evet sizin bu satış kariyerinizde çok önemli şeylerdir, söylediğiniz şeyler. Ama proje satışta yol nasıl izleniyor? Bir satış ofisi mi oluşturuluyor? O ofiste işte yerlilere ayrı, yabancılara ayrı mı ulaşılıyor? Bunlar nasıl? Şimdi günümüzde biliyorsunuz bir de yabancıların da konut almasının önü açıldı. Şimdi bunlar da var. Nasıl bir süreç izlenir proje satışta? Neler yapılır? Şimdi Kotan Bey, bölge önemli. Değil mi? Evet. Bölge, müşterilerin ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda bu işler yürütülüyor. Hmm. Önce bir çalışma yapılıyor. Bölge fizibilitesi yapılıyor. Tabii. Bir strateji belirleniyor. Nereye yapalım? Kesinlikle. Fiyat çalışmaları yapılıyor. Bunların hepsi baştan belirleniyor ki o projenin kalitesi, mimarı, altyapısı, her şeyi bir bütün. Sonrasında bölge belirlenip ruhsat alındıktan fiyat da belirlendikten sonra fiyatlar belirleniyor. Satış ofisi ve çalışmalar başlıyor. Başlıyor. Harfiyatlar başlıyor. Tamam. Daha sizde başlamadı. Bizde harfiyat başladı. Başladı kaba ama satış inşaat yok. Satış şu anda yok. Oluşturmadı. Kabası oluştu. Satış yok ama şu anda inşaat ilerliyor. İlerliyor. Beklemedeyiz. Yani biz satış ofisi olarak bekliyoruz. Yani satamama kaygımız yok. Biz kendimizden eminiz. Sadece doğru zaman, doğru fiyat ve projenin biraz duyulması. İlerlemesi, duyulması. Aslında reklam çalışmaları, lansman yapılır. Yapılıyor daha doğrusu. Yapılacak da. Ama şu andaki günümüz şartları biraz beklemeyi gerektiriyor. Hmm. PR çalışmaları, reklam çalışmaları, müşterilere bildirimler. Yani ön satış diye bir kampanyanız olur sizin değil mi? Böyle işte şimdi şu anda girerseniz böyle işte 3 ay sonra fiyatlar gerçekten değişecek diyorsunuz. Gerçekten değişiyor da değil mi? Evet. Çok, yani bu ara 1 yıl içerisinde çok değişkenlik geçirdik. Hmm. O yüzden şu anda bu yükseliş biraz sanki stabil hale gelmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Yoksa böyle dövizin de yükselmesi, değişkenlik göstermesi. Yani bizi biraz bekleyişe itiyor. Peki mesela şimdi bu projede kimlere yönelik konutlar var? Hı hı. Biraz ondan bahseder misiniz? Ne tarz konutlar var projede? Aslında projede her ihtiyaca yönelik rezidanslarımız var. 1+1'ler, 2+1'ler, 3+1, 4+1. Yani her ailenin, her kişinin ihtiyacı doğrultusunda alternatif üretildi. Hı. Konaklar, villalar. Yani şu anda aslında daha çok çekilen aileler var. Sen, evet, aynı şekilde talep doğrultusunda aslında oluşturuluyor dediğimiz gibi. Daha önce bir çalışma yapılıyor, ihtiyaçlar doğrultusunda, fiyat politikası. Bunların hepsi bir bütün bir çalışma yapılıp ondan sonra ekip hazırlanıyor. Çok ilginç bir soru aklıma geldi biliyorsunuz. Ben daha önce de söylediğim gibi yani bir şey aklıma gelince sormadan edemiyorum. Şimdi bazı siteler biliyoruz ki tamamen yabancılar yerleşmiş deniyor. Evet. İsmi aklımda ama söylemek istemediğim bazı yerler var. Mesela onu herkes duyan diyor ki orada zaten diyor işte şunlar yaşıyor şöyle insan. Bazılarını duyuyoruz öyle bir ayrım yok. Bazılarında işte var yok şeklinde. Bu bir politika mıdır yoksa parayı bastıran gidip ev zaten alıyor mu? Yani buna mesela hani şirket olarak nasıl bakıyorsunuz? Yani yabancı yerli karışımı işte bunlar da bir politika mı sizce? Nasıl düşünüyorsunuz? Yani aslında şu anda tabii ki yani doğru bulmuyorum aslında çok karışıklığı ama belli semtler, belli bölgeler tabii ki bunu yapıyor, bunun önüne geçemiyor. Ama biz yaptığımız projelerde bunun önüne geçiyoruz ve izin vermiyoruz. Vermez. Çünkü bir taraftan da diyorlar ki çok karışmış işte biz o zaman niye oradan şey yapalım. Sen kendi kendine proje yok ediyor gibi de bir şey olmuş oluyor. Evet. İşte bir taraftan da ama parası olanında mesela geldiği zaman 10 tane daire bir seferde alacak. Evet. Şimdi satalım mı satmayalım mı Gülnaz Hanım? Evet. Yani çok enteresan bir satış stratejisi izlemek de gerekiyor diye düşünüyorum. Haklısınız. Çok ilginç. Hayaller gerçeğin ne kadarıdır? Hayaller gerçeklerin yarısıdır. Yani eğer siz bir şeye inanıyorsanız, o yönde ilerliyorsanız, amaçlarınızı gerçekleştirmek için bir çaba sarf ediyorsanız, bence gerçekten hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz. Hı. Ve ben bunu kendi hayatımda da hep gerçekleştiğini gördüm. Gerçekten Çünkü, mi? Evet. Evrene neyi verirsek,
Evren bize onu veriyor. Çok güzel konuğum gelmiş. Tam benlik. Vallahi gerçekten ben yayınların sonunda hep böyle söylüyorum. Varsayım yasasından bahsediyorum. Evet. Evren bize neyi veriyor? Bizi ne veriyorsak evet. Ayna çünkü. Kesinlikle. Hayat bizim aynamız. Evet. Ben buna inanıyorum. Siz pozitif olursanız, evrene güzel enerjiler verirseniz hayatınızda her şeyde olumlu gidiyor. Psikoloji ne diyormuş biliyor musunuz? Ne diyor? Kendinize iyi bakın, görüşürüz falan dersiniz ya böyle. Hadi iyi bak kendine falan. Psikoloji diyor ki kendinize iyi bakarsanız mesela sizin çok güzel biraz önce söylediğinizi hemen aldım söyledim ya. Evinizi güzelleştirin dediniz ya. Onun gibi kendinizi mutlu edecek bir takım şeyler ve ufak ufak şeyler yaptığınızda bu kendinize iyi bakmak oluyormuş. Ruhunuzu güzelleştiriyor musunuz? Ruh güzelleşince ne oluyormuş biliyor musunuz? Bedeniniz de güzelleşiyormuş. Beden güzelleşince de şimdi frekans yükseldi ya insanlardan çok güzel şeyler duymaya başlıyorsunuz. O hep istediğiniz şeyleri kendinize doğru mıknatıs gibi çekmeye başlıyorsunuz. E zaten biz ne istiyoruz ki değil mi? Olmasını istediğimiz şeylerin gerçekleşmesini istiyoruz bu hayatta. Kesinlikle. Sadece kendine iyi bakarak, ruhunu doyurarak. Düşünebiliyor musunuz? Aynı şeyi mi düşünüyoruz sizde? Kesinlikle. Aynı frekanstayız. Aynı frekanstayız değil evet. mi? İşte sevgili izleyiciler ben bayılıyorum böyle konuklar gelip de böyle enerjiden bahsettiğinizde. Biliyorsunuz zaten her programın sonunda söylemeye çalışıyorum. Bakın dışarıdan bir şey olmasını beklemek gerçekten çok büyük bir beklenti. Ya olur ya olmaz. Neden günleriniz böyle geçsin ki? Bir seferde şöyle olmayı denesenize ben de kendim deniyorum inanın. Yani hiçbir şey yokken bile bir gülümseme olsun yüzünüzde. Bu gülümseme olduğu zaman serotonin, endorfin, dopamin yani herkes böyle bir atağa geçiyormuş. Diyormuş ki çok güzel her şey yolunda demek ki. Gülnaz'ın vücudunda her şey yolunda demek ki. Demek ki diyormuş arkadaşlar güzel bir şey oldu güzel olalım. Vücuttaki hücreler güzel olmaya başlayınca güzel görünmeye başlıyorsunuz. Saçınız güzel görünüyor, cildiniz güzel görünüyor. İnsanlardan bu sefer güzel şeyler duymaya başlıyorsunuz. Siz bu güzellikle olmaya devam ederseniz güzellikleri çekmeye çalışıyorsunuz. Çekmeye başlıyorsunuz bir şey artık yapmasanız bile. Bunları hep vurguluyorum da onun için ben böyle çok sevindim de gaza geldim. Şimdi böyle siz de böyle söyleyince içinden tekrar bunları söylemek geldi. Gülnaz Hanım çok güzel bir kariyeriniz var. Çocuk da yaparım kariyerde demişsiniz. Evet. O 5 yılda çok güzel oğlunuza ayırmışsınız. Kesinlikle. Harika yıllar. Sonra güzel geçen o mağazacılık yıllarından tutun da satış temsilcisi, satış uzmanlarına kadar giden yol. Benim sormadığım ama içinizde olan sevgili izleyicilerime söyleyeceğiniz bakın arkadaşlar ya da sevgili izleyicilerimiz ben böyle yaptım, böyle düşündüm, kendimi böyle geliştirdim, böyle iyi oluyor diyeceğiniz bir şey mi var? Ya da başka bir şeyden mi bahsetmek istersiniz? Buraya gelirken aklınıza bunu da söylemeliyim dediğiniz bir şey daha var mı? Yoksa genel itibariyle aslında soruların içerisinde her şey var mıydı? Ben size bırakmak istiyorum. İster bunlardan bahsedin, ister kendinizden bahsedin. Ne söylerseniz söyleyin ama siz bir şeyler söyleyin öyle kapatalım. Teşekkür ederim. Kurtan Bey, yeni gençlerimiz için, yeni nesiller için kendilerini hep geliştirsinler. Hayata iyi enerjilerle pozitif baksınlar. Çünkü herkesin yaşadığı, yani hayat herkese torpil geçmiyor. Yani herkes zengin doğmuyor, herkes varlıklı olmuyor. Dolayısıyla gençlerimiz çalışsınlar, üretsinler. Üniversite okurken dahi çalışsınlar. Staj küçük işlerde staj yapsınlar, part-time çalışsınlar. Bir şekilde hayata atılsınlar. Okullarını bitirmeyi beklemesinler. Ben kendi oğluma bile bunu söylüyorum diyorsunuz neredeyse. Evet, yani kesinlikle. Şey benim olur. Oğlum da çalışıyor. Hem üniversite okuyor, hem ticaretle uğraşıyor. Hayata güzel. Bir şekilde atılmaları gerekiyor. Öğrensin. Elbette. Yani kendilerini geliştirsinler, kendilerine güvensinler, cesur olsunlar. Yani çekimser kalmasınlar, tereddüt etmesinler. Her zaman bunu yaparım, yapabilirim demeleri gerekiyor. Ben bunu yapamam dediği zaman yapamazlar. Dolayısıyla herkes kendine bakacak, kendi stilini oluşturacak, kendine güvenecek. Eğer güvenmezse karşısına da güven veremez. Doğru. Ve güven olmayan bir yerde de ne bir ilişki yürür, ne bir ticaret yürür, ne bir hiçbir arkadaşlık şey yürümez. Yürür, ne bir komşuluk yürür değil mi? Yani kesinlikle. Başarı bile gelmez. Yani titiz ve başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor. Ama hayata atılmak gerekiyor. Bir an evvel. Evet. Karamsar olup evde üzülmenin kimseye faydası yok. Kimse tutup kaldırmaz değil mi evet. Yunan Hanım? Evet. Konfor alanınızı bir terk edin değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Evden işe, işten eve benim odam, işte bilmem bilgisayarım. Yani biraz bunları değiştirin diyorsunuz değil mi? Evet. Çok büyük savaşlar cesaretsizlik yüzünden kaybedilmiş biliyor musunuz? Çok kesinlikle. Büyük düşünürlerin söylediği sözlerden bir tanesidir. Çok severim. Siz de söylüyorsunuz ya cesur olun diye. Evet. Goethe de aynı şeyi söylemiş.
Yani hayatta insan bir şey isterse mutlaka önüne engeller çıkar. Çıkar. Ama yılmadan devam ederse belli bir zaman sonra ilahi takdir devreye girer ve bütün olmazlar olmaya başlar demiş. Yani hayatınızda neyi planlıyor, yapabileceğinize inanıyorsanız, ilk önce bir inanın Evet. yapabileceğinize, dedi Yunus Hanım. Ondan sonra bunun için cesaretle yola çık. Çünkü bir şeye inandığınız zaman cesaretiniz gelir ve Başarırsınız. başarırsınız. Bütün sisteminiz, enerjiniz, algılarınız başaracağınıza yönelik gelişir, odaklanır, fokuslanır. Ve bunu herkes yapamaz ama bunu siz yaparsınız. Değil Evet, mi? İşte kesinlikle. aranızdaki fark da bu olmuş olur. Lütfen başkalarının başarılarını televizyondan, başka yerlerden izleyip de vay ne güzel yerlere gelmişler demeyin. O başaranlardan bir tanesi de siz olun diyoruz. Kesinlikle. Harikaydınız. Teşekkür ederim sizden. Şimdi aldınız böyle bizi mağazacılıktan böyle dolaştırdınız, insanların psikolojisini anlamaktan, enerjilerini anlamaktan, o büyük projelerin şimdi geldiniz, orada satış uzmanlığına getirdiniz. Çok güzel anlattınız, çok güzel bir ilham olduğunuzu düşünüyorum. En son verdiğiniz o tavsiyeler bence son derece değerli. Konfor alanınızdan çıkın, bir şeyler yapmak için cesaretli olun, inanın kendinize, yapabilirim deyin. Bunları sizden duymak o kadar önemli ki çünkü ne dediniz? Ben yaptım, oldu. Evet. Değil mi? Evet. Ben yaptım oldu. Bakın işte konuklarımızdan alacağımız tecrübe aslında satış uzmanlığı ile ilgili okuyacağınız binlerce kitaptan çok daha önemlidir. Çünkü bu iş sahada gerçekleşiyor. Gerçek Kesinlikle. insanlarla değil mi? Yüz yüze gerçekleşiyor. Ve oradaki gerçek duyguları alıyorsunuz, gerçek duyguyu veriyorsunuz. Aa, bir de bir şey dedi ki güven. Onu Evet. atlamadan edemeyeceğim. Güven veren insan olun. Bu en kıymetli madenlerden çok daha değerli bir şey. Dürüstlük ve güven vermek. Bunlarla yayını bitiriyoruz sevgili izleyiciler. Satış uzmanı, kariyeri son derece güzel olan Gülnaz İpek hanımefendiyi ağırladık. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ayağınıza teşekkür sağlık. ederim. Hayatınızın bu güzel dakikalarını bize ayırdığınız için çok çok mutlu olduk. Ben teşekkür Minnettarız ederim. size. Ben de. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Üniversite TV olarak size çok alanında böyle uzman, tecrübeli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Ne için? Ülkemiz daha güzel kalkınsın, insanlarımız kendine daha çok güvensin, daha güzel yerlere gelsinler diye. Bu işin formülü öyle çok abartı, hani böyle ulaşamayacağınız şeyler değil. Ney? Güven, cesaret, konfor alanından çıkmak, yapabilirim demek, dürüst olmak. Bunların hepsi son derece erdemli, ahlaki öğretiler. Bunlara vakıfsanız inanılmaz önünüz açık olacak. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Nihal'e, Pınar'a, Zeynep'e, Kadir'e, Emre'ciğimize de çok teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.